Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Anne enerjisine bir bakalım bakalım neler olmuş. Değişmiş mi? Burç burç yapacağım bugün. 2-3 gündür yapmıyorum herhalde burç burç. Bugün hiç yapamadım. Diğer günlerde deste seçmeni yapmıştık. Evet, bugün bir yapalım. Burçların enerjileri nasıl olmuş? Düzelme var mı? Değişme var mı? Hemen Koç burcuyla başlayacağız. Önce niyetimizi alalım. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki Koç burçları için, tüm burçlar için önceden söyleyeyim. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki tüm burçlar için anın enerjisiyle ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Anın enerjisi, Koç burcu, anın enerjisi. Sabır, sabır çalıştırıyoruz. Uzun zamandır bir sabır çalıştırdığınız bir konumuz var, bir gündemimiz var. Ama artık bu gündemin konunuz, o sabrın sonuna geldiğini, artık bu konunun çiçekleneceğini, bu konunun netlik kazanabileceğini, bu konuyla artık yeni vizyonlar kazanabileceğinizi ve artık sabrınızın, o kadar sabrettiğiniz durumun mükafatını alma dönemine geçme enerjisinde olabilirsiniz ve aynı zamanda da artık kendi varoluş mücadelenizi vermeye başlayacağınız bir enerjide olma ihtimaliniz söz konusu sevgili Koç burçları. Evet, dediğim gibi bir uzun zamandır sabrettiğiniz bir konu var, bir gündem var. Bu konuyla ilgili bir rahatlama, artık bu konudan bir kurtulma ya da bu konunun artık bir karara verip bağlanması ya da bu konunun, bu olayın, bu durumun neticeleşmesi söz konusu olabilir ve artık bundan sonra da kendi yeni vizyonunuzla ve kendi yaratıcılığınızla harekete geçme enerjisinde olma ihtimaliniz var ve bundan sonra artık diyorsunuz ki kendi varlığım için, kendi varoluşum için tekrar çiçekleniyorum, tekrar kendime geliyorum ve tekrar yeniden başlıyorum dediğiniz bir yolunuz var sanki sevgili Koç burçlarım. Hayata yeniden başlıyor gibi bir enerji içinde olma ihtimaliniz görünüyor. Hemen Boğa burcuna geçiyorum. Boğa burcu, anın enerjisi. Boğa burcu, anın enerjisi. Geçmiş yaşamlar, geçmişten getirdiğimiz kişiler, sorunlar, gündemler, bitmeyen durumlar, üzerimizden atamadığımız, bilinçaltımızdaki geçmişten kalan olaylar, kötü olaylar, daha doğrusu bir türlü atlatamadığımız kötü olaylar. Kendimizi baskı altında hissediyor olabiliriz. Psikolojik baskı içinde olma ihtimalimiz var aynı zamanda. Ve aynı zamanda da bir tembellik enerjisi içinde de olduğunuz görünüyor sevgili Boğa burçları. Şimdi anlattığım gibi geçmişten gelen bazı konularınız var, gündemleriniz var, kişiler olabilir. Bu olay size artık bir baskı yapıyor. Yani bu şeyden, bu olaydan kurtulmak istediğiniz bir enerjidesiniz. Ya artık bir gitsinler, artık bir kurtulayım, artık bir rahatlayayım ve ondan sonra kendime bir gelim, şöyle bir kendime bir bakayım, kendimi unuttum dediğiniz bir enerjidesiniz. Bu geçmişten gelen bu kişiler, özellikle kişi diyorum, konu olarak hissetmedim. Kişiler var sanki hayatınızda, çocukluğunuzdan gelme olabilir, ailenizden gelme olabilir ama geçmişinizden gelen böyle birkaç kişi var etrafınızda. Bu kişilerin baskısını hissediyorsunuz. Onlar tarafından baskılanmış hissediyorsunuz. Psikolojinizi bozuyorlar, depresyona giriyorsunuz. Ve artık bundan kurtulmak istiyorsunuz. Yani aynaya baktığımda diyorsunuz ki, ben artık aynaya baktığımda rahat bir nefes almak istiyorum. Aynaya baktığımda sadece kendimi görmek istiyorum. Ya bir kurtulmak istediğiniz bir şey var, bir durum var sanki. Sanki bir şeylerle, zincirlerle bağlanmışsınız, çıkamıyormuş gibisiniz.
Ve artık diyorsunuz ki ben biraz tembellik yapmak istiyorum. Biraz rahat etmek istiyorum. Bir iş yapmak istemiyorum. İşe gitmek istemiyorum. Okula gitmek istemiyorum. Ev temizlemek istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece uzanıp tembellik yapmak istiyorum dediğiniz bir enerjidesiniz. Şunlardan bir kurtulayım, bir rahatlayayım. Ondan sonra biraz şöyle kendimi dinleyeceğim, bir tembellik yapacağım. Sonra yeniden bir cesarete gelip yeniden doğacağım, yeniden başlayacağım, yeniden hayata atılacağım, yeniden bir şeylere el uzatacağım, işte adım atacağım, kendim için bir şeyler yapacağım dediğiniz bir enerjide olma ihtimali söz konusu sevgili boğa burçları. Hemen ikizler burcuna geçiyorum. İkizler burcu anın enerjisi. İkizler burcu anın enerjisi. İkizler burcu. Yolculuğumuz var sevgili ikizler burcu. Yolculuk nereye? Yolculuğumuz var, değişim var hayatımızda. Artık bazı şeyleri değiştiriyoruz. Bazı yollara doğru bir yolculuk yapma enerjisinde olma ihtimalimiz söz konusu. İkizler, ikizler, ikizler. Şimdi sevgili ikizler burcundan dediğim gibi kendi içinizde bir yolculuğunuz var. Bir değişime doğru gidiyorsunuz sanki. Artık bazı şeyleri değiştirmişsiniz. Ve buna doğru da yol almaya başlamışsınız. O karar, değişme kararını zaten daha önceden vermişsiniz. Ve bununla artık bu yolda yürümeye başladığınız bir enerjidesiniz. Yani bir yandan da diyorsunuz da evet bir yola girmişsiniz, bir yoldasınız. İş olur, aşk olur, özel hayat olur, ne bileyim bir konu olur, okul olur, eğitim olur. Kendi gündeminize göre alın, kabul edin. Bir yeni bir yolunuz var. Bu değişimi kucak açmışsınız. Ama bir yandan da düşünce olarak ve his olarak nötrsünüz. Yani hiçbir şey hissetmediğiniz bir enerjidesiniz. Ya evet ben bir değişime gittim, ben bir yola girdim, hayatımı değiştiriyorum ama bir şey de hissetmiyorum şu an. Yani ne olacağını da bilemiyorum dediğiniz bir durumdasınız. Yani aynaya baktığınızda kendinizi gördüğünüzde de bundan sonra beni ne bekliyor düşüncesi var sizde sanki. Nereye gittiğinizi ya da bu gittiğiniz yolda nelerin sizi beklediğini göremiyor gibisiniz, kestiremiyor gibisiniz aynı zamanda da. Ama bu yol, bu değişim bir yandan da size göre macera gibi geliyor. Ama evren, sistem size bu yola sürüklüyor. Bu yola gitmenizi destekliyor. Siz evet bir hiçlik duygusu içindesiniz. Yani yapsam mı yapmasam mı ikilemi değil ama ya yola girdim ama bir şey hissetmiyorum dediğiniz bir yol. Ama sistem sizi bu yola sürüklemiş. Kısmetiniz neyse sistem sizi isteseniz de istemeseniz de bu değişim için, bu yol için sürüklemiş. Size macera gibi gelebilir ama sistemin size gönderdiği bir yol, bunu bilin sevgili arkadaşlar, sevgili İkizler Burcu. Hemen Yengeç burcuna geçiyorum. Yengeç burcu anın enerjisi. Yengeç burcu. Yengeç burcu bütünleşmek istiyoruz. Birleşmek, bütünleşmek, yeniden doğum, yeniden bir şeyleri başlatmak, yeniden aşk, yeniden bir iş, yeniden bir ev, yeniden bir araba, yeniden bir doğum aslında. Bu doğum ev arabadan ziyade kendi hayatınızda yeniden yaptığınız bir canlılık var, bir bolluk var, bir bereket var, bir enerjide bolluk var aslında. Maddiyattan ziyade bu bolluğun, enerji bolluğu var sizde. Yeniden bir doğum hissediyorsunuz. Aşık mı oldunuz sevgili yengeç burçları?
Kıpır kıpırsınız, yerinizde duramadığınız böyle bir enerji içindesiniz. Yeni bir hareketlilik bir süreç var sanki. Bana kalırsa bu bir gönül ilişkisi gibi geliyor bana. Sevgili yengeç burçları, hemen başlıyoruz. Evet, sevgili yengeç burçları, özellikle de hayatınızda kimse yoksa artık biriyle hayatınızı birleştirmek istediğiniz, bütünleştirmek istediğiniz ve yeniden bir yola girmek istediğiniz, yeniden bir doğum, yeniden bir hayatın atılmak istediğiniz ve bu enerjinin de içinde bolluğu, yani içinizde bu enerjinin bolluğunu hissettiğiniz bir durumdan geçiyorsunuz sanki. O kadar bir içinizde fazla bir enerji var ki bu yeni olaya karşı heyecanla ve tutkuyla böyle bir bu bütünleşmeye, bu yeniden işte doğuma, yeniden bir aşka olabilir, yeniden bir işe olabilir, yeniden bir hayat, yeniden bir başka bir şehir ve bunun için de içinizde enerjiyi çok fazla hissettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz ve hayalleriniz var. Bu hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Belki de bu gönül ilişkisi ise de aklınızda biri varsa bu kişiyle hayal kurduysanız bu hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ve aynı zamanda da bir nedenden dolayı bu konuyu erteliyorsunuz sevgili yengeç burçları. Ama ertelemeyi bırakın diyor kartımız burada. Siz erteledikçe daha böyle karamsar olunuyor. Sanki iş olmayacakmış gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Ama ertelemeyi bırak. Bu bolluğun, bu enerjinin, bu neşenin, bu mutluluğun, bu yeni aşkın ya da yeni işin, yeni evin her neyse hayatında istiyorsan bir an önce harekete geç diyor sevgili yengeç burçları. Anın enerjisi. Hemen Aslan Burcu'na geçiyorum. Aslan Burcu için anın enerjisi. Aslan Burcu, anın enerjisi. Aslan Burcu. O iki tane geldi. Aşıklar kartı geldi. Aşk içindeyiz sevgili Aslan Burçları. Şimdi aşk enerjisi içindeyiz. Evet, ilk kartımız aşıklar kartı olarak geldi. Bakın, kalbimiz ortada, iki kişi. Yani eşiniz varsa eşinizle birlikte zaman geçirebileceğiniz, sevdiğiniz varsa partnerinizle birlikte hoşça vakit geçirmek isteyeceğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Böyle bir kişi yoksa da, bekar biriyseniz, hayatınızda kimse de yoksa aşk enerjisi içinde olma ihtimaliniz var ve ya da aşık olabileceğiniz kişinin karşınıza çıkma ihtimali var olabilir. Ve bunun için de bir şeyler yapma enerjisinde olabilirsiniz. Yani belki etkilendiğiniz, hoşlandığınız, beğendiğiniz bir kişi varsa bu kişiye açılma, bu kişiye duygularınızı belli etme gibi durumlar söz konusu olabilir. Ki zaten beraber böyle partner olan biri ise de zaten bir arada beraber zaman geçireceğiniz bir enerjide olma ihtimaliniz görünüyor. Geçmişten getirdiğiniz bazı sıkıntılar var, sorunlar var. Bu sorunlarla ilgili bir karşılaştırma yapıyor olabilirsiniz. Yani daha önce böyleydi, şimdi böyle, işte geçmişte bu şekildeydi, şimdi bu şekilde davranıyor gibisine. Böyle bir konunuz, gündeminiz söz konusu olabilir ya da bu partnerinizle ilgili de bir durum olabilir. Yani hayatınızdaki kişiyle ilgili geçmişte yaşadığınız bir sorunun tekrar gündeme gelmesi de olabilir arkadaşlar. İşte eşiniz olur, sevgiliniz olur, partneriniz olur, her kimse. Bu kişinin tekrar geçmişte yapılan bir konu, bir hata, bir durum, bunun şu anki zamana tekrar nüksettiği, tekrar gündeme geldiği ve karşılaştırma yaptığınız bir enerjide olabilirsiniz. Yani geçmişte de aynısını bana yapmıştım, şimdi yine aynı şeyi tekrar yaşıyorum dediğiniz ya da geçmişte de buna benzer bir şey olmuştu gibisine bir olayınız söz konusu olabilir ve bunun için de uzun zamandır zaten ben sabrediyordum.
Daha önce de ben bu olayı yaşamıştım dediğiniz ve sabrettim, yine aynı şeyleri yaşıyorum dediğiniz bir süreçten geçme ihtimaliniz söz konusu sevgili Aslan burçları. Hemen Başak burcuna geçiyorum. Başak burcu anın enerjisi. Savaşma enerjisindeyiz. Mücadelemiz var. Başak Burcu. Evet. Şimdi. Sevgili Başak Burçları, dediğim gibi bir savaş enerjisi içinde olabilirsiniz. Yani mücadele etme enerjisinde olabilirsiniz. İşiniz varsa işinizle ilgili bir mücadele veriyorsunuzdur. Özel hayatınızla ilgili bir mücadele veriyorsunuzdur ve bu mücadeleden zaferle çıkabileceğinizi, bu mücadeleden kendi yararınıza çıkabileceğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Bir yola girmişsiniz, bu yolda bir maceraya atılma, aslında öyle söyleyeyim. Bu yol bir maceraya atılma. Bu yolda dostlarınızla birlikte girdiğiniz, aynı zamanda bir saniye arkadaşlar, bir an bir şey hissettim kartlarda. Farklı bir şey geldi birden. Şimdi şöyle, siz dostlarınızla birlikte bir yola gitmeye düşünüyor olabilirsiniz. Belki bir ortaklık kurma olabilir, ya da belki bir geziye gitme, ya da bir dostlarınızla ilgili yapabileceğiniz bir ortak bir şeyiniz var. Bir paylaşım var. Ve siz bu dostluğunuzla yapacağınız bu yolda, bu girişimde, bu macerada maddi manevi ortaya bir şey koyuyorsunuz. Paylaşımda bulunuyorsunuz. Ve burada mücadele etme enerjisindesiniz aynı zamanda da. Burayla mücadele ediyorsunuz, burayla savaşıyorsunuz bu konunuzla ilgili. Yani işte dostlarınızla yaptığınız bir durum var, bir girişim var ve buradan sevinçle çıkacağınızı, dostlarınızla da mutlu olacağınızı, dostlarınızla birlikte de kutlama yapabileceğiniz bir enerjide olma ihtimaliniz görünüyor sevgili Başak Burçları. Hemen Terazi Burcu'na geçiyorum. Terazi Burcu, anın enerjisi. Terazi Burcu. Bir şeyin farkına varmışız artık Terazi Burcu. Terazi, terazi. Şimdi sevgili terazi burçları, hemen başlıyorum. Sizin gündeminizde, hayatınızda, etrafınızda belki böyle ahlak dışı gördüğünüz, size uymayan, sizin kurallarınıza bağdaşmayan, sizin işte gelenek göreneklerinize uymayan, sizin terbiyenize uymayan bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz ve bunun farkındalığına var mısınız aslında? Etrafınızda sizin ahlakınıza uymayan bir durum söz konusu olabilir ve artık bunun farkına varabileceğiniz bir enerjidesiniz. Ve ondan sonra da kendi sessizliğinize bürünmüşsünüz, kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Yani sizin ahlakınızla ilgili bir durum söz konusu burada. Dediğim gibi ya da sizden yararlanan birilerinin farkında da olabilirsiniz aynı zamanda. Ve bununla ilgili bir sessizliğe çekilip, kendinizi dinlemeye çekilip ve bir yandan da tabii ki strese girmişsiniz ve bu stresten dolayı aslında biraz da sessizliğe girmiş olabilirsiniz. Bu ahlakla olan bu konunuz her neyse sizi gerçekten üzüyor, sizi gerçekten stres altına sokuyor, sizi gerçekten insanlardan soyutluyor, sizi depresyona sokuyor. Aynı zamanda da
bir sessizlik içine, yalnızlık içine girmiş olabilirsiniz sevgili terazi burçları. Ve artık bu durumdan çıkıp, yani aslında bütünleşmek istiyorsunuz ama bir yandan da şöyle diyorsunuz: ya ben kimseyle bütünleşemeyecek miyim? Ben kimseyle bir araya gelemeyecek miyim? Ben kimseyle dost olamayacak mıyım? Ben kimseyle arkadaş edinemeyecek miyim? Ben kimseye kendimi güvenemeyecek miyim? Kimsenin elini tutamayacak mıyım? Bütünlük sağlayamayacak mıyım dediğiniz bir enerjide olabilirsiniz sevgili terazi burçları. Ve bundan dolayı strese de giriyor olabilirsiniz. Evet, halbuki bütünlük istediğiniz, insanlarla bir arada olmak istediğiniz bir durum ve bunun da farkındalığına varmışsınız ama farkındalığına vardıktan sonra da zaten çok üzüldüğünüz ve strese girdiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz sevgili terazi burçları. Hemen akrep burcuna geçiyorum. Akrep burcu anın enerjisi. Akrep burcu, anın enerjisi. Cibrilik, sevgili akrep burçları. Cebinizde akrep mi var deriz. Aynı sizinki, o hesap oldu. Şimdi şöyle sevgili akrep burçları, yani bu cimrilik para olarak ben almıyorum, maddiyat olarak değil, manevi olarak bir cimrilik yaptığınız, bir ketum davrandığınız bir durum var. Bunun nedeni de uzun zamandır sabrettiğiniz bir konunuz var, bir gündeminiz var, bir olayınız var ve bu sabrettiğiniz konuyu ertelemişsiniz, zaten uzun zamandır da erteliyorsunuz ve bundan dolayı bir cimrilik yapıyorsunuz. Yani bu olayım olsun, ondan sonra ben yapacağımı yapacağım deyip eğer maddi bir şeyse de maddiyatı harcamıyor olabilirsiniz. Yani o beklediğiniz şeyi, o ertelediğiniz şeyi, her neyse, onun sonucunu beklediğiniz için siz cimrilik yapıyorsunuz burada. Belki de bir özel hayatla ilgili bir durumdur. Bu özel hayatla ilgili bu sabretmişsinizdir, ertelemişsinizdir. Tabii bu sabrederken de, ertelerken de siz kendi duygularınızı karşı tarafa hissettirmemişsinizdir. Yani oradan bir şey gelsin, ben ondan sonra hislerimi, duygularımı söyleyeceğim dediğiniz bir cimrilik de olabilir bu aynı zamanda. Ve bununla ilgili de bilinç çalıştırdığınız bir süreçtesiniz. Ama bu işiniz, yani mantıkla çalıştırsanız, duygusallıkla çalıştırsanız, vicdanen de baksanız işiniz yavaş oluyor sevgili akrep burçları. İşiniz yavaş ilerliyor. Emin ama yavaş. Evet, ve sabrediyorsunuz zaten. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Zaten siz de ertelemişsiniz ve bununla ilgili de birazcık daha zamana ihtiyacınız var. Bu sabrettiğiniz konuyla ilgili. Yani çok yavaş ilerliyor dediğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Evet, yavaş ilerliyor ama güzel olacak Allah'ın izniyle. Hemen yay burcuna geçiyorum. Yay burcu anın enerjisi. Yay burcu. Bu karşılaştırma kartı da yay burcuna çok fazla geliyor sanki. Yay burcu, yay. Şimdi sevgili yay burçları, hemen başlıyoruz. Şimdi bir konu hakkında zaten artık o konu hakkında olgunlaşmışsınız, usta olmuşsunuz, tecrübe kazanmışsınız. Artık yani
öğrendiğiniz bir durum var. Belki bir eğitimi bitirdiniz. Buradan diplomanızı aldınız ve buradan artık bir tecrübeniz var. Buradan artık bir eğitiminiz var. Bununla ilgili artık kendi yaratıcılığınızı kullanarak bir harekete geçme, bir eyleme geçme durum söz konusu olabilir. Ya da şöyle bir şey, dediğim gibi bir konu hakkında artık olgunlaşmışsınız, artık kendi düşünceleriniz var, kendi sabit fikriniz var. Yani daha böyle mülayim, daha böyle anlayışlı, daha böyle olgun bir şekilde karar veren bir duruma gelmiş olabilirsiniz ve bunu da yine diyorum, kendi yaratıcılığınızı kullanarak değiştirme enerjisinde olabilirsiniz. Bir konunuz var yine. Bu konunuzla ilgili bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya ben artık eskisi gibi değilim. Ben artık çok değiştim. Ben artık ben çok olgunlaştım artık. Eskiden olsa daha farklı davranırdım. Ama şimdi daha farklı davranıyorum dediğiniz bir süreç. Eskiden olsa strese girerdim. Sorun yapardım. Psikolojim bozulurdu. Ama şimdi artık öyle değil. Ben artık dediğim gibi olgunlaştım. Artık daha böyle farklı açıdan bakıyorum. Daha böyle yaratıcıya inanıyorum. Yaratıcının bana verdiği bu sakinliği, bu olgunluğu da korumaya çalışıyorum. Ve artık her şeyi şakaya vuruyorum. Yani evet, karşılaştırma yapıyorum bir yandan ama eskiden olsa daha farklı yapardım. Eskiden olsa strese girerdim ama şimdi şakaya vuruyorum dediğiniz bir durumdan geçiyorsunuz sevgili yay burçları. Hemen oğlak burcuna geçiyorum. Oğlak burcu, anın enerjisi. Oğlak burcu. Oğlak burcu, anın enerjisi. Oğlak burcu. Şimdi sevgili oğlak burçları da, siz de artık bazı şeylerin farkına vardınız. Yani kendi hayatınızla ilgili bazı şeylerin farkına vardınız. Kendi varoluşunuzla ilgili bazı durumlardan geçtiğiniz. Yani kendim için bir şeyler yapmam gerekiyor dediğiniz. Hep hayal kurmuşsunuz, hayalleriniz var. Belki bu hayallerinizin peşinden gitmek istiyorsunuz. Belki bu hayallerinizi hiçbir zaman yapamadınız. Bazı nedenlerden dolayı. Ama artık diyorsunuz ki ben her şeyi tecrübe ettim. Her türlü her şeyi denedim, tecrübe de ettim. Eskisi gibi de değilim. Ben artık her şeyin farkındayım. Ve bundan sonra daha kontrollü gideceğim kendi varoluşum için, kendi hayallerim için. Bundan sonra tecrübemi de üzerime alıp daha da kontrollü bir şekilde bu varoluş yolumda devam edeceğim diyorsunuz sevgili oğlak burçları. Hemen kova burcuna geçiyoruz sevgili kova burçları, anın enerjisi. Kova burcu, anın enerjisi. Kova burcu. Şimdi sevgili kova burçları, sizinle ertelediğiniz bazı konular var, bazı durumlar söz konusu. Kendi hayatınızla ilgili. Yani işte sonra yaparım dediğiniz, işte oluruna bıraktığınız, salıverdiğiniz, yani şimdiye kadar hep yaparım yaparım deyip de yapmadığınız bir durumunuz, bir konunuz söz konusu olabilir. Ama artık sistem size diyor ki, evren, sistem, yaratıcı artık diyor ki, sen artık kendine güven. Tüm yoğunluğunu da bu konunun üzerine ver.
Bu ertelediğin konu, oluruna bıraktığın konu her neyse bunu artık ertelemeyi bırak. Yapman gerekeni yap. Kendi sorumluluğunu yap. Verdiğin sözleri tut. Diyor sevgili kova burçları size. Ertelemeyi bırakacağız. Size notu kısacası anın enerjisi. Ertelemeyi bırakın. O an ne yapılması gerekiyorsa yapılacak dedi sevgili arkadaşlar anın enerjisinde. Hemen balık burcuna geçiyorum. Balık burcu anın enerjisi. Balık burcu. Cesaret. Şimdi sevgili balık burçları. Sistem ve evren size diyor ki anın enerjisinde artık cesaretini topla. Kendin için değişmen lazım. Artık sistem sana sistemin seni değiştirmesine izin ver. Sevgili balık burçları, değişime kucak açın. Değişime kabullenin. Değişime siz de isteyin. Yani zaten siz isteseniz de istemeseniz de sistem sizin değişmeniz için uğraşıyor, çabalıyor. Önünüze öyle şeyler çıkartıyor ki siz mecburen değişmek zorunda kalıyorsunuz zaten. Ama bunu zorlayarak değil, sistemin sizi bazı şeylere düşürmesiyle değil, siz bunu gerçekten farkında olarak cesareti toplayıp evet değişmem lazım gerekiyor deyip değişin diyor size sevgili balık burçları. Ve aynı zamanda da diyorsunuz ki siz koşullama yapıyorsunuz. Yani ben değişeceğim ama yani şunu da yapmam lazım ya da şu da olsun gibisine. Şart koşuyorsunuz bir şeyle. Sistemle şart koşulmaz. Sevgili balık burçları siz kime şart koşuyorsunuz? Sisteme mi? Koşullama yapıyorsunuz. Neden direniyorsunuz? Neden yalnızlığı seçiyorsunuz? Neden kimsesizliği seçiyorsunuz? Neden tek başına olmayı seçiyorsunuz? Sistem size diyor ki artık yeter, artık şu tüm alıcılığını, sistemin sana gönderdiği enerjiyi kabul et ve bu değişimi kucakla diyor sevgili balık burçları. Anın enerjisi böyleydi. Biz de aldık, kabul ettik her zamanki gibi. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.